Evet, herkese merhaba. Sağlığınızdan ümitliyiz programı ile yine karşınızdayız. Bugün yine Özel Ümit Hastanesi'nden çok değerli iki doktor konuğum var. Sevgili enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanımız Doktor Mehmet Ulu ve göğüs hastalıkları uzmanımız Şennur Özen bizlerle birlikte olacaklar. Bugün neler konuşacağız? Mehmet Bey bize üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, işte zatüre gibi konularda, hastalıklarda bilgi verecek. Şennur Hanım yine çok önemli bir konuya değinecek. Astımla ilgili çok geniş ve doyurucu bilgileri bizimle paylaşacak. Öncelikle bir hoş geldiniz demek Merhaba. İstiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sağlığımız her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Sağlığımızdan ümitliyiz. Ümitliyiz. Tamam. Ben bu arada telefon numarasını da vereyim. 0222 alan koduyla 323-85-26. Bu numarayı arayıp istediğiniz soruları, tabii ki branşlarıyla uygun soruları doktorlarımıza iletebilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı yanıtlayacaklar. Evet, şimdi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji aslında çok da böyle hani duyulmuş bir bölüm değil, değil mi? Genelde toplum hani bazında çok fazla bir halkımızın bilgi sahibi olmadığı bir branş. Evet, ben açıkçası belki hani bir giriş yapmak için öncelikle sizin alanınızda mesela ne tür hastalıklara bakılıyor? Böyle çok kısaca belki ondan söz edebilir Tabii. miyiz? Bilgilensinler. Şimdi enfeksiyon hastalıkları olarak biz enfeksiyon hastalıkları hekimleri genel anlamda halkımızın anlayacağı şekilde biraz daha olayı indirgersek ateşli hastalıklar olarak, ateş olan hastalara yardımcı oluyoruz. Bizim branşımızda genel anlamda solunum yolu enfeksiyonları, ishal gastroenterit dediğimiz ishal vakaları, sarılık olguları, bizim bölgemizde sık gördüğümüz Brusella vakaları çok sıklıkla karşılaşıyoruz. İdrar yolu enfeksiyonları, bu grup hastalarda halkımıza hizmet vermekteyiz. Evet. Şimdi hep böyle grip denince ya da işte zatüre denince üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle hep bir kulak burun boğaz geliyor insanın aklına ama hani bu tür enfeksiyonlarda aslında sizin bölümünüz de devreye Tabii. giriyor. Aslında bu üç branş dediğimiz kulak burun boğaz, evet, göğüs hastalıkları, ve enfeksiyon hastalıkları mix bir bu konu üzerinde üç branşında rahatlıkla hastaları takip edebildiği, hastalara yardımcı olduğu bir branş bizimkisi de. Aslında biz Şendur Hanım'la da beraber ortak çalışıyoruz bu evet. konularda. Kulak burun boğazcı arkadaşlarımızla da beraber hasta takiplerimiz söz konusu. Zaten hep dirsek temaslı. Tabii kesinlikle. Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başlayalım istiyorum ben. Tabii. Önce bunu bir tanımlayalım mı? Nedir bu hastalık? Üst solunum yolu enfeksiyonları normalde ağızdan başlayacak. Burun ve boğazı aşağıda farenks, orofarenks ve nazofarenks'e ilgilendirip trakea bölgesinde yani soluk borusuna kadar inen bölümlerde biz üst solunum yolu enfeksiyon olarak değerlendiriyoruz. Bu vakalar genelde akut enfeksiyonların neredeyse yarısından fazlasını kapsıyor. Ve bu grup vakalarında büyük bir bölümü viral kökenli enfeksiyonlar. Ve dolayısıyla viral kökenli olduğu için birinci basamakta sıklıkla yanlış antibiyotik kullanımının en yaygın olduğu enfeksiyon alanı. Rasyonel bir antibiyotik kullanımı söz konusu olamıyor bu vakalarda. İster istemez hastalara birinci basamakta çok fazla antibiyotik uygulaması yapılıyor. Bu üst solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse yarısı viral kaynaklı, viral enfeksiyonlarda. Bu viral enfeksiyonlar daha çok influenza, parainfluenza virüsler, adenovirüsler, koronavirüsler ve respiratuar sinüsitler virüslerin en sık etken olduğu hastalıklar. Dolayısıyla grip bu grup içerisinde en sık toplumda gördüğümüz grip enfeksiyonu en sık rastladığımız enfeksiyon türü. Evet, zaten bütün enfeksiyonları biz toplumda hep grip diyoruz değil mi? Mesela işte nezleyi bile grip diyoruz Tabii zaman zaman. Aslında biraz ufak nüanslar var ama evet. genel anlamda nezleyle grip çok karıştırılır. Evet, evet. Hepsini kaba tabirle soğuk algınlığı enfeksiyon olarak evet, değerlendiriyoruz ama ufak nüans farklılıkları var tabii. Mevsimsel grip diye bir şey var. Mevsimsel gripte aslında çok fazla bir farklılık yok. Sadece dönemsel olarak algılamak lazım. Biz grip olgularını daha çok böyle havaların hafif soğumaya başladığı Ekim-Kasım ayları ve Aralık-Ocak aylarında görüyoruz. Bu olgular daha çok bu dönemde daha sık gözüktüğü için mevsimsel grip adı altında toplayabiliyoruz. Peki grip nasıl yayılıyor?
Grip daha çok solunum yoluyla, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Mikropartiküllerle bulaşıyor. Özellikle solunum yoluyla bulaştığı için o hapşırma, öksürük ve kişinin bu nazal sekresyonların temas ettiği materyallere bulaşmayla da bulaşır. Ortamda bulunduğunuzda bir hapşırma, bir öksürükle de size bulaşması çok kolay. Bu bulaşma süreci kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 1-3 gün sürüyor. Şey için soruyorum. Mesela bizim diyelim ailede bir grip vakası başladı. Diyelim ki oğlum grip oldu. Şimdi oğlum grip olduktan sonra onun mikrobu bize geçti çok diyelim. Çok rahat bulaşma imkanı olabilir. Biz de grip olduk diyelim ama o 3 günlük süreden sonra diyelim ki hani oğlum daha iyileşmeye başladı ama şu an o zaman grip virüsü bizde var. Tabii. Sonra tekrar ona bulaşma ihtimali olabiliyor mu? O zaman burada bir kör sirkülasyon meydana geliyor. Aile içi biri hastalanıyor, biri iyileşiyor. Biri hastalanıyor, biri iyileşiyor. O sirkülasyon devam ediyor. Orada sirkülasyon zincirini kırmak lazım. Nasıl kıracağız? Burada kişisel korunma yöntemleri. En önemlisi el hijyenidir. Burada ellerimizi çok iyi yıkamamız gerekiyor. El hijyenimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aile içinde özellikle maske kullanımı özellikle öneriyoruz hastalara bu zinciri kırmak açısından. Biri iyileşip diğeri hasta oluyor. Dolayısıyla o sirkülasyon devam ediyor ve evden bir türlü çıkmıyor. Hastalar bize geldiğinde hep şu şikayetle geliyor. Yaklaşık bir aydır hastayız. Evde hepimiz bu problemi yaşıyoruz. Bir türlü iyileşemiyoruz. İşte burada kör sirkülasyon dediğimiz biri iyileşiyor diğerine bulaştırıyor. Orada iki önemli faktör var. Birincisi el hijyeni. Ellerimizi çok iyi bir şekilde su ve sabunla güzelce yıkamamız gerekiyor. Özellikle hasta atıklarının bu öksürük ve hapşurmayla çıkan sekresyonların bulaştığı materyalleri atmamız gerekiyor. Tek kullanımda hemen tek kullanımda kullanmak gerekiyor. Ve ev içinde maske kullanımı bu bulaş yolağını ortadan kaldırabilecek etkenlerden biri. Biri maske kullanımı, diğeri el hijyeni. En önemli iki faktör. O zaman yani bu konuda bence biraz daha uyaralım izleyicilerimizi. Çünkü şöyle bir algı da var. Ben nasıl olsa hastayım, oğlum da hasta. İkimiz de hastayız zaten. Hani artık korunmanın da bir şeyi yok. Ama öyle değil değil mi? Tabii kesinlikle. Orada işte biraz önce bahsettiğimiz konuya geliyoruz. Aynen sürekli öyle. Bir tekrarlama. Sirkülasyon devam ediyor. Peki bunun testi var mı? Şimdi piyasada açıkçası ticari anlamda düşündüğünüzde testler var. Ama biz klinik hekimler olarak çok fazla bu testleri önermiyoruz. Sağlık Bakanlığı da zaten bu testlerin rutin uygulanmasını yasaklamış durumda. Sadece yatan hastalarda örnekler alıp Sağlık Bakanlığı'na gönderiyoruz. Onun dışındaki ben bütün seyircilerimize şunu demek istiyorum. Piyasadaki ticari testlerden çok fazla medet ummasınlar. Orada biraz ticari kaygılar yatıyor. Biz hekimler olarak bu influenza yatan hastalar dışında çok fazla grip testini önemsemiyoruz. Daha çok bizim için klinik bulgular önemli. Hastanın şikayetleri ve klinik bulgular önemli. Peki bu grip hani çok böyle basit bir hastalık gibi algılıyoruz çoğu zaman ama riskli olduğu gruplar var tabii, mı? Tabii. Bu grip grip hastalığı özellikle belli grup hastalarda çok riskli seyrediyor. Bazen ölümcül de seyredebilir bu hastalık. Özellikle bu riskli gruplar kimler? İleri yaş dediğimiz 65 yaş ve üzeri hastalar. Onun dışında kronik hastalığı yani kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek rahatsızlığı, diyabet hastaları, kalp hastalıkları ve immün süpresif dediğimiz immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanan hastalar, yeni doğan yaş grubu, kanser hastaları, onkoloji hastaları, sigara içenler bu tür bu grup hastalar grip açısından risk grubu teşkil eden hastalar. Yani sigara içmek hem bir risk faktörü tabii. Hem de belki iyileşmeyi de geciktiren kesinlikle. Bir şey değil mi? Burada Şener Hanım daha yoğun bize yardımcı olabilir ama sigara açıkçası sigara nasıl risk etkiliyor faktörü. Bu gripte sigara hava yollarının bir kere akciğer hep onu söylerim hastalarıma da sıklıkla anlatırım. Akciğer bir kere dışarı açık bir sistem. Yani karaciğer gibi içerilerde saklanmış bir organ değil. Ağız boğaz yoluyla dışarıyla irtibatlı. Yani nefes aldığınızda her çeşit mikrop içeride. Peki niye herkes akciğer hastası olmuyor? Çünkü akciğerin çok güzel bir savunma sistemi var. Akciğer kendini koruyor. Üç ayrı mekanizmayla koruyor. Birincisi bir mekanik etkisi var. Yani giren mikrobu içerisindeki bronşların içini döşeyen kumaş diyelim, epitelin üzerinde titrek tüyler var.
onları titreterek yukarıya doğru o sizin belki sekresyon, salgı dediğimiz şeyle dışarı atıyorlar bir kere. Hı hı. İkincisi bir takım maddeler salgılıyorlar, hormonal, antikor dediğimiz direkt mikrobu hapseden, bir de hücreler salgılıyorlar onları karşılayan. İşte sigara içiminde ne yazık ki korunma sistemleri baskılanıyor. Yani hı hı. O dışarıya doğru süpürge vazifesi yapan titrek tüyler çalışmıyor, duruyor artık. Ya da bağışıklık koruyucu ya da bağışıklığı geliştirici hücreler de gelmiyorlar oraya. Ya da etkisiz hale geliyorlar. Bir de hani sigara içen hastalar da bu hastalık esnasında hasta çok kolay da tedavi olamıyor, yani uzun sürüyor. Diğer normal sağlıklı bireye göre virüsü kaptıktan sonra herhangi sıradan bir kişi, 3 kişi 3 günde iyileşiyorsa sigara içen 5 günde iyileşiyor. Yani bağışıklık sisteminde baskılayıcı bir yönü var tabii. Birazdan bahsedeceğiz birçok şeyin. Yani zaten sigaradan söz edince her türlü her anlamda hem iyileşme elbette sürecinde hem belki tabii hastalıkları daha kolay en yakalanma risk faktörlerinden, değil mi? Biri. Risk faktörlerinden biri sigara her anlamda zaten zararlı. Evet. İçilmemesini siz tabii ki her zaman söylüyorsunuz ama yine gripten korunmanın yollarından biri çok sık gündemde olan grip aşıları. Grip aşıları genel anlamda bizim önerdiğimiz belli dönemlerde aşılanması öneririz ama genel anlamda genel sağlık bilgisi olarak grip aşısı her dönem yapılabilen bir aşı. Tam onu soracaktım. Her şimdi grip aşısı zamanı geldi mi diye soracaktım. Ama genel bir tahammül olarak belki artık toplumumuza yerleşmiş durumda ama böyle Eylül, Ekim ayı, Kasım aylarında hastaların bu biraz önce saydığımız risk grubunda yer alan hastaların mutlaka aşılanmalarını tavsiye ediyoruz. Hı. Koruyuculuk %60-70'lerde. Bazen hastalar bize şöyle geliyor. Ben bu yıl aşı oldum ama yine grip oldum. Boyutunu. Bu arada biz aşının içeriği hakkında da kısa bir bilgi vermek lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre bir önceki yıl en çok izole edilen virüslerin 2 tanesini veya 3 tanesini bir sonraki yıl için aşı içine koyuluyor. Aşının içerisine koyuluyor. Dolayısıyla bir önceki yıl izole edilen virüsler farklı virüs olabiliyor mevcut salgınlardan dolayı. Ama nereden bakarsanız bakın yine aynı virüsle enfekte olmasanız dahi koruyuculuk %60-70'lerde. Dolayısıyla risk grubundaki hastaların mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Mevsimsel olarak da önerdiğimiz Eylül, Ekim ve Kasım ayları içerisinde bu risk grubundaki hastaların aşılanması bu salgın dönemlerinde epidemilerde daha çok koruyuculuk özelliği sağlar hastalara. Tabii Eylül, Ekim, Kasım ama bunun dışında da her, dönem yapılabilecek. Yani herhalde o zamanları çok istememizin nedeni kış başlarken evet, artık toplu yaşam alanlarında tabii, yaşayacak tabii insanlar. Hmm. Kapalı alanlarda kalacaklar. Okullar yani açılıyor. Okullarda, kapalı alanlarda. Havalar soğuduğu için daha çok kapalı ortamlarda. Ve bulaş oranı yükselecek. O nedenle hani korumak için hele de grip nedeniyle kronik hastalığın yükselecek olan, değil mi? Tabii. Bizim özellikle kronik akciğer hastalıklarında çok önemli. Evet, açık evet havaya çıkma daha çok olacak. Evet. Daha az oluyor. Ve tabii insanlar daha çok toplu yaşam alanlarında olacağı için vesaire daha çok böyle kış başlamadan, tabii, havalar soğumadan, Eylül, Ekim gibi, Kasım ayı gibi bu aşıların olmasını öneriyoruz hastalarımıza. Ama tabii bu aşının yapılmaması gereken durumlar da var, değil mi? Özellikle aşının içeriğindeki yumurta alerjisi olanlarda bu aşı olması önermiyoruz ama risk faktörü olarak da çok fazla şeyimiz yok. Daha çok aşının içeriğindeki maddeye yönelik olarak alerji hikayesi olanlarda bunun aşılanmamasını öneriyoruz. Ya şey vardı, şimdi bilmiyorum hala gündemde mi ya da konuşalım mı, domuz gribi. Hani o da bir grip çeşidi. Tabii siz daha önce söylediniz ama. Bu normal şeyin içerisinde yer alıyor. Bu grip salgınlarında en çok gördüğümüz aşılardan biri domuz gribi. Hiç yani bu vakalar görülüyor mu artık? Tek tüklü bir ara geçen birkaç yıl önceki salgında daha çok domuz gribi salgını çok vardı. Ama şu an tek tük görüyoruz bu tür vakaları. Hı hı. Zaten ana salgın esnasında bu tür vakaları da görüyoruz. Yani çok bir farklılık yok. Normal hastanın klinik ve bulgularıyla domuz gribindeki bir klinik farklılık yok. Aynı bulgular. Biraz işte testle mi ortaya çıkıyor bunun domuz gribi olup olmadığı? Tabii. Tanısal testle biraz önce bahsettiğim evet, gibi bu tür yatırdığımız hastalarda örnekleri, alımız klinik örnekleri bakanlığa gönderiyoruz. Bakanlıktan gelen sonuçlara göre bu tanıları koyuyoruz. Evet.
Şimdi grip aşısı çok önemli bir yöntem ama yine koruma yöntemlerini, belki diğer yöntemleri de sıralarsak izleyiciler için iyi olur. Hastalarımıza önerimiz şu. Öncelikle gripte yüksek ateş çok önemli. Eğer düşmeyen bir 38-39 derece ateşimiz, yaygın eklem kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, baş ağrıları olduğunda çok fazla bekletmeden, bu birkaç gün evde dinleneyim geçer moduna ateş girmeden varsa, düşmeyen ateşte ve yaygın halsizlik, yorgunluk, eklem kas ağrıları, baş ağrılarında mutlaka hekime başvurmalarını tavsiye ediyoruz. En büyük korunma sebep şeylerinden biri erken tanı. Evet. Hastaya erken tanı koyup erken tedavi verdiğimizde daha çabuk iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. İkincisi, biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle öksürük ve hapşırmayla bulaşma çok fazla olduğu için maske kullanımı ve el hijyeni. Evet. Özellikle aile içi bulaşmada da bahsettik bundan. Korunma olarak erken tanı ve tedavi ve diğer koruma yöntemlerine dikkate almamız gerekiyor. Hocam, Kütahya'dan bir soru var. Ali Düzeltici sormuş. Sarkoidoz, doğru mu? Bana soracaksınız onu. Tanısı konmuş. Tedavisi için ne yapmalıyım? Bu nasıl bir hastalık? Belirtiler neler? O zaman gribi sarkoidoz bence bölmeyelim. Şenur Hanım'ın... gribi bir ara verelim. Şenur Hanım, size soralım. Göz hastalıklarıyla ilgili herhalde bu hastalığı. Elbette, tabii. Nedir? Ben de ilk defa duyuyorum. Sarkoidoz aslında akciğerin kronik granülomatöz hastalığı diye tanımladığımız bir hastalık. Lenf bezleriyle de ilgili. Çok kötü bir durum değil. Halk arasında çok bilinen bir şey değil. Çok sık görülen bir hastalık da değil. Etkeninin de ne olduğu çok belli değil. Hava yollarını değil, hava keselerini, yani gaz alışverişi, karbondioksit, oksijen değişimi yapan ileri dönemlerinde bizim interstisyum dediğimiz o alanları, alveolleri, hava kesiciklerini tutuyor. Ama başlangıç için böyle bir halsizlik, kırgınlık, öksürük, işte bir lenf bezlerinde büyüme, şişme, bunlar akciğerin giriş kapısı dediğimiz hiluslarda akciğer grafisini görerek tanı koyarsınız ya da ön tanı koyarsınız. Daha sonra ileri tetkik yaparsınız. Genellikle ilerlememiş evre 1'de, evre 2'de tedavi de verilmez. Sadece takip edilir. Tabii sadece akciğeri tutmuyor sarkoidoz. Sistemik bir hastalıktır. Tüm vücut organlarını, böbrekleri, beyni, tabii karaciğer, kalbi bile tuttuğu bilinir. Bir bağ dokusu hastalığı diyelim aslında. Bir çeşit akciğer romatizması desek acaba yanlış mı algılanır? Belki de öyle algılanır. Kronik hastalıktır. Çok kötü sonuçlanmaz. Tedavisi belli bir dönemde, işte 3. döneme geçtiği zaman, işte 6 ay süreyle 6 aylık dönemler halinde tedavi edilmeye çalışılır. Hani bir insan kronik akciğer hastası olacaksa, hani kronik parenkim hastası diyoruz akciğerin dokusuyla ilgili, sarkoidoz olsun diyoruz. Yani o kadar kötü bir durum değil. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi gripten söz ettik tabii ama şimdi şöyle, üst solunum yolu enfeksiyonlarında hani genelde mesela çocuğumuzu doktora götürdüğümüzde doktor şöyle bir sırtını dinler ve der ki, ha iyi, bu ciğerlere falan inmemiş, hani şeyler temiz geliyor, hani sesler iyi falan solunum der. Solunum seslerini dinliyor. Şimdi bu alta indiği zaman o zaman tehlike mi başlıyor? Solunum sesleri farkındalık oluşturuyor o zaman. Tehlike o zaman başlıyor. Yani alt solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, hani bu akciğerde mi? Ya da işte sezatüre, pnömoni, evet. Bunlar hep alt solunum yolu enfeksiyonları değil mi? O zaman daha tehlikeli bir hal alıyor değil mi? Zatüre, bizim pnömoni dediğimiz, halk arasında zatüre olarak bilinen hastalık, akciğer iç yapısı, yani parenkim dokusunun iltihaplanması. Kısaca bir tarifini yaparsak, burada da yine etkenler, bakteriler olmak üzere daha çok virüsler de etken. Buradaki etkenler daha çok kişinin kendi florasından, ağzında ve boğazında veya sindirim sisteminde bulunan mikropların bir şekilde akciğere ulaşmasıyla meydana gelen enfeksiyon tablosu. Aslında şunun için soruyorum. Çünkü tedavi edilmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları acaba bu tür tabii risk faktör, sorunlara özellikle yol açabiliyor mu? Etiyolojik araştırmalarda tedavi edilmeyen griplerde, özellikle viral enfeksiyonlarda bir sonraki aşamada akciğere aşağı inip akciğerde viral pnömonilere yol açabilir tabii. Gripin komplikasyonlarına değinecek olursak, grip sonrası daha çok hastalarda bir sinüzit dediğimiz sinüs iltihaplanması, orta kulak iltihaplanması, otitis medialar ve
sıklıkla da pnömoniler gerçekleşir. Tedavi edilmeyen grip olgularında özellikle sinüzit, otitis media ve pnömoni sık gördüğümüz komplikasyon olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu pnömoni olgusu da pnömonilerde grip sonrası çok sık geliştiği için dikkat edilmesi gereken bir konu. O zaman şeyi atladık belki ama onu da bir kere daha dönelim. Gripte tedavimizi yaptık, doktora gittik. Mesela çocuğumuz tedavisi tamamlandı. Tamamlandıktan sonra da yine bir doktora görünmekte fayda kontrolü var o zaman. Kontrolü mutlaka yaptırmak mi? Lazım. Kontrolü yani benim oğlum iyileşti. Lazım. Yani en azından klinik olarak bir muayene edildikten sonra yani ne kadar şikayetleri düzelse de klinik olarak da hastanın bir doktor muayenesinden geçmesinde fayda var her zaman. Bir geri dönüş alsınlar. Tabii mutlaka. Tamam. Şimdi zatürreden söz ediyorduk. Peki zatürre nasıl oluşuyor? Belirtileri neler? Zatürre belirtileri gripteki belirtilere benzer belirtiler ama biraz önce de bahsettiğimiz gibi etkenler yine bakteriler ve virüsler. Kişinin kendi ağız ve boğaz florasında ve sindirim sistemindeki floradan floradaki bakterilerin bir şekilde akciğerlere ulaşmasıyla meydana gelen enfeksiyon tabloları bunlarda. Bu hastalardaki klinik olarak bulaşma yine aynı şekilde solunum yollarındaki enfeksiyonların genel bulaşma şekliyle bulaşma durumu var. Klinik belirtiler baktığımızda yine aynı şekilde yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, geç öksürükler ve baş ağrıları. Burada dikkat etmemiz gereken konulardan özellikle bazı atipik pnömoniler sırf baş ağrısıyla gelen atipik pnömoni olgularımız var. Dolayısıyla klinik mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle düşmeyen ateş, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, yaygın eklem kas ağrıları olduğunda bir hekim müracaatı ve hekim değerlendirilmesinden geçmelerinde fayda var hastaların. Tanı olarak da kullandığımız akciğer grafileri, yine serolojik tetkikler ve kan tahlillerinde bu tanıyı doğrulama hem klinik muayene artı laboratuvar desteğiyle de tanıyı doğrulayabiliyoruz. Zatürre hala böyle çok korkulan, tabii, tehlikeli hastalıklar. Tedavi edilmeyen olgularda özellikle çocuklarda %40'lara varan ölümcül seyredebilen bir hastalık. O yüzden mutlaka dikkat edilmesi gereken bir tablo. Ya bir de böyle eski Türk filmlerinde olur ya. Bir de kronik hastalığı olanlar da evet, çok. Evet, risk faktörü hastalar. Risk faktörü olan hastalar var. Olduğu zaman daha ağır. Biraz daha ölüm ağır da seyredebiliyor. Tabii ölümcül seyredebiliyor. Ölüm yine ileri yaş, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, alkol kullanımı olanlar, sigara içicileri, immün süpresyon ilaç alan, yani immün sistemi baskılanmış onkoloji hastaları, bu grup hastalarda pnömoniler daha ağır seyredebiliyor topluma göre. Tabii çocuklar da herhalde daha risk grubunda mı oluyor bu anlamda? Tabii daha riskli grupta oluyor. Bir de burada bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yatalak hastalarda özellikle aspirasyon pnömonilerinden bahsetmek lazım. O ne demek hocam? O da hastaların kendi mide içeriğini solunum yoluna kaçmasıyla özellikle yatalak hastalarda bu tabloyu çok sık görüyoruz. Ona da dikkat etmek lazım. Nasıl oluyor? Yani mesela hasta solunum yolu kusacak olan hasta yattığı pozisyonda kusmuğunun solunum yoluna kaçmasıyla orada bir kimyasal reaksiyona giriyor ve şimik bir pnömoni ortaya çıkartabiliyor. Peki bu şeyden söz edecektim. Türk filmlerinde o işte böyle çok acıklı filmlerinde var değil mi? O daha çok ince hasta. Hani böyle ısırırken bir kan gelmesi falan zatürre öyle bir şey değil. Zatürre de gelebilir. Gelebilir. Kahverengi paslı kan da gelebilir. Kırmızı taze kan da gelebilir. Tabii o çok artık yok, ilerlemeyle şey de çok ilgisi yok. Yani değil hastanın mi? Şiddetiyle, ağırlığıyla da çok ilgisi yoktur. Bazen etkenler de özellikle klebsiyella etkenlerinde yani, daha çok evet. Bir tür kiremit tarzı balgam çıkar, kiremit rengi balgam çıkarmak. Evet, kahverengi bahseder, pastı pnömokokta da olur. Biraz korkutucudur ya, mesela işte öksürdüm böyle peçete. O başka bir şey ama. O ince filmlerdeki ince hastalıklar. O tüberkülozdan söz ediyor orada. O başka bir hastalık. Aylar öksürür, zayıflar. Derdinden verem olmuştur falan. Ha tam onu söyleyecektim. Bu psikolojik etkenler herhalde burada tabii, şey yok. Tabii, sistemini sonsuz etkileyen bir şey tabii. Stres birçok hastalığı biraz sonra biz de bahsedeceğiz yani. Evet. Tetikleyicilerden. Bu yüksek ateş konusu çok önemli. Onu ben biraz daha açmak istiyorum. Mesela diyelim ki ateşimiz yükseldi. İşte 38-40 arası. Ne kadar bir müdahaleden sonra... Ya da mesela hemen ateşimiz 38,5 oldu. Hemen doktora mı gitmeliyiz? Ya da şu ateş konusunda birkaç saat bir düşürmeye çalışmalı mıyız? Yaklaşımımız şu. 37,8'in üzerini genel alanda ateş kabul ediyoruz. Evet.
klinik olarak. Hı hı. Ateş çocuklarda daha önemli. Evet. Bazen febril konvizyonlar dediğimiz havaleleri havale geçirmesine kadar sebep olabiliyor. O yüzden ateş konusunu dikkat etmek gerekiyor. 37.8'in üzeri ateş kabul ediyoruz ve 38-39 bu tür viral enfeksiyonlarda bazen 40 dereceyi bulan ateşler oluyor. Evde müdahale etme şansımız varsa çocuklara daha önce yazılmış bir ateş düşürücümüz, parasetamol veya ibuprofen tarzı içeren ateş düşürücüler verebiliriz çocuklara. Erişkinlerde de aynı şekilde parasetamol ve ibuprofen bu konuda etkili. Düşmeyen olgularda soğuk uygulama mutlaka yapılır. Evde rutin yapılan sirke uygulaması, ıslak bez uygulaması aslında bunlar tıbbi olarak da ispatlanmış şeyler. Doğruluğu olan çalışmalar. O yüzden belki bir duş aldırılması, duş hastaya duş aldırılabilir. Ateş düşmüyorsa mutlaka medikal müdahale gerekiyor. Evet, yani mesela uğraştık bir gün boyunca düş, bir gün bir mü gün değil, birkaç çok fazla, saat. Bir iki saat içinde düşmeyen ateşlerde mutlaka müdahale edilmesi hemen gerekiyor. Hemen doktora gidelim, tabii, hiç beklemeyin. Mutlaka tabii müdahale gerekiyor bu konuda. Şeyi de sormak istiyorum. Bu zatürre yine bulaşıcı bir hastalık mı? Grip gibi? Etken burada önemli. Özellikle viral etkenle bağlı gelişmiş pnömonilerde bulaşma riski fazla. Aynı gripte olduğu gibi. Hastanın çıkardığı öksürükle, hapşırıkla çıkardığı vücut salgılarının etrafa bulaşmasıyla bulaşma riski var tabii. Ama onda da pnömoni yapacak diye bir şey yok. Tabii, yani tabii, o konakçının direnciyle tabii, çok tabii, yakından kesinlikle. İlgili. Yani bize çok sık sorarlar. Biz niye zatürre olduk da falanca olmadı? O tamamıyla kişinin bağışıklık sistemiyle kesinlikle. Çok yakından ilgili. Yani ne diyoruz? Zaten flora bakterisi dediğimiz vücudumuzdaki misafir bakteriler akciğerimizde patojen hale, yani zarar verir hale geliyorlar. O konakçı direnciyle çok yakından ilgili. Yani o günlerde aşırı derecede yorulmuşsanız, uykusuzsanız, yüksek stresiniz varsa, ağır bir işiniz varsa. Yani herkes pnömoni yani olacak, herkes şey pnömoni olmalı, olacak olmaz. Diye bir şey yok. Yani aynı mikrobu baskı. Alır, o basit bir şekilde bir gribal enfeksiyon gibi ayakta dolaşarak geçirir aynı mikropla. Öteki yatağa düşer. Yani aynen öyle. O tamamıyla tıpkı hani aile içinde seyreden o grip vakalarında da olduğu gibi mesela bizi çok etkilemeyen bir hastalık çocuğu çok yatak daha fazla döşek yatırabiliyor. Verebilir tabii. Evet. Onu çok sık rastlıyoruz buna. Şimdi bulaşıcı olabilir dedik, değil mi? Yine bunun da tanı yöntemlerinden söz ettik ama bu testler dışında hangi belirtiler? Klinik olarak gripte bahsettiğimiz gibi yüksek ateş, öksürük, balgam çıkarma, halsizlik, yorgunluk, yaygın eklem kas ağrısı ve baş ağrısı. Evet. Bu tür şikayetler olan hastalarda zeminde bir pnömoni yer alabilir. Evet. Tanı açısından biraz önce de bahsettik. Klinik bulgular ön planda. Onunla birlikte radyolojik olarak çekilen bir akciğer grafisi ve kan tetkiklerinde de bu tanıyı destekleyecek bulgular elde edebiliriz. Evet. Şimdi bunu koruma yöntemlerinden söz edeceğiz ama ben biliyorum ki siz çok üstünde daha biz programdan önce tabii konuştuğumuz için üstünde durmak istediğimiz konulardan biri de aslında aşılar. Aşılamalar. Korunma yöntemlerinde siz bunu çok önemsiyorsunuz. Ben de bunu anlatmanızı özellikle, isterim. Özellikle Şenur Hanım'la bizim çok takip ettiğimiz ortak hastalarımız var bu konuda. Kronik hastalıklarda, ileri yaşlarda, onun dışında özellikle kronik hastalıkları aşmak lazım. Kronik akciğer hastalığı, kalp hastaları, böbrek rahatsızlıkları, immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanan hastalarda, alkol kullananlarda ve biraz önce de bahsettiğim gibi yatalak hastalarda mutlaka bir pnömokok aşısı yapılmasında fayda var. Evet. Koruyucu amaçlı. Bizim kullandığımız pnömo 23 aşımız var. Biraz reklama girdi ama. Bu bakanlığın temin ettiği bakanlığın galiba. Bir aşı. Şu an piyasadaki tek aşı açıkçası. Başka aşı da yok. Öteki konjüge aşı evet, var. Evet konjüge aşı var. Onun ama daha yüksek. Çok biz pnömo 23 aşısını daha çok öneriyoruz. Bu aşı, bu grup kronik hastalığı olan ve risk grubundaki aşılamalar hastanın %100 koruyucu değil ama onu da söylemek lazım. İçerisinde belli suçların içerdiği için ama yine de büyük oranda koruyuculuk sağlar. Bu risk grupları olanlara da biz özellikle streptokokus pneumonia'nın sebep olduğu enfeksiyonlardan korumak açısından aşılamayı öneriyoruz. Pneumokok aşısı değil pneumokok mi? Pneumokok aşısı. Bu yılda bir kere mi yapılıyor? Yok. Yok. Bu aşıyı biz yaptık da 5 yılda bir öneriyoruz. 5 yılda bir öneriyoruz. Tamam. Şey var mı? Yine yaptırmayanlar var mı? Bir tip aşısı var, var ki onu Mehmet de çok iyi bilecek. Yani
Onun bir rapelinden sonra ömür boyu koruduğunu biliyoruz. Bir konjuge aşı var değişik yeni tüken. Bir zararı yok o zaman. Hayır, öneriyorsunuz. Zararı. Öneriyoruz tabii, evet. Mutlaka öneriyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Özellikle oldu. Özellikle kronik hastalığı olan herkesin bu aşılardan yapılmasını öneriyoruz. Hı hı. Şimdi bir kısa bir ara verelim diyorum ben. Sonra astıma ve diğer çok değerli bilgileri sizinle birlikte, Şenur Hanım'la birlikte geçeceğiz. 5 dakika aramız var, sonra yine buradayız. Evet. Şu sigaranın Şenur Hanım'la konuşuyorduk tabii bu arada. Aslında ilgili konuşuyorduk kendisiyle. Göğüs hastalıkları uzmanı Şenur Özen'le devam edeceğiz. Doktorumuz Şenur Hanım'la astımı konuşacağız ama şöyle bir bilgi var. Ben sizinle ve izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki astım tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkiliyor. Doğru. Ve Türkiye'de erişkinlerde her 100 kişiden 5 ile 7 kişi arasında. Biraz daha çok. Her 100 çocuktan 13 ile 15'i arasında bir görülme sıklığı varmış. Doğru mu bu bilgi? Doğru. Dünyada şu anda 300 milyon civarında astım hastası olduğu biliniyor. Her yıl astımdan dünyada 250 bin kişi kadar ölüyor, kaybediyoruz. Bunun yanı sıra astıma bağlı sakatlıklar dediğimiz iş günü kayıpları vesaireyle de oldukça yüksek maliyetler de oluşturan bir hastalık. Yani ekonomik yükü de yüksek. Yani sadece sağlık açısından değil. Her yıl dediğim gibi 250 bin kişi kaybediliyor. 300 milyon astımlı var. 100 milyon daha 2025'te eklenmesi beklenen rakamlar. Endüstrileşme arttıkça astımdaki oran da yükseliyor. Türkiye oranlarıyla ilgili yapılmış çok güzel çalışmalar var. Üniversitelerimizin yapmış olduğu. Bazı serilerde %7 ila 10 gibi görünüyor. Bazı çalışmalarda erişkin yaş için konuşuyorum. %12-13'e çıkan seriler var. Ama çocukluk çağında daha sık görüldüğü için aslında astım bir çocukluk çağı hastalığıdır. Her yaşta görülebilir. Bir kere onu biraz sonra tanımlayacağız. %15-18-25 veren seriler vardır. Yani bu çok ciddi bir rakam aslında. Yani yoldan 4 tane kişiden. Çocuk geçiyor. Her 4 kişiden yani bir kişisi bir sınıfa giriyorsunuz. 40 kişilik bir sınıfta 10 kişisi yani bu hesaba, bu istatistiğe göre astım. Şimdi astım nedir? Astım kronik bir hava yolu iltihabıdır aslında. Ama işin içinde mikrop yok. Yani mikropsuz bir iltihap. Şimdi iltihap deyince aklınıza ne geliyor? Bir düşünün, elinize kıymık battı, ne oluyor? Bir şişlik, kızarıklık, bir sarı sarı iltihap görüyorsunuz. İltihap deyince aklınıza bu geliyor. Şimdi akciğerlerin içerisinde de astımda bu oluyor işte. Bir şişlik, bir kızarıklık, bol miktarda iltihap hücresinin hava yollarına hücum etmesi söz konusu. O zaman sonuç olarak ne oluyor? Bronşlar daralıyor. Daralıyor, kaslar kasılıyor, bronş düz kası dediğimiz hava yollarının düz kasları kasılıyor. Kişi daha zor nefes almaya ve de vermeye başlıyor. Yani hava akımı kısıtlanması var. Göğsünden hışıltılı ses geliyor. Bunu şuna benzetiyorum ben. Hortumdan su akarken üzerine basarsanız zzz diye ses gelir. Şimdi hava yolunu da bir hortum olarak kabul ederseniz, onu daraltan bir şey hava geçerken ses çıkartıyor. Duydukları hışıltının sebebi o. Şimdi öksürüğü oluyor, beraberinde nefes darlığı oluyor ve enteresandır bunlar tekrarlayıcı nitelikte olmalı astım dememiz için. Şimdi bana hasta gelip de işte öksürüğüm var, hırıltım da var dediğinde geçen senede olmuş muydu diye soruyorum. Bu çok önemli. Yani vardı aslında, daha hafifti ama bu sene bir türlü geçmiyor. Doğru. Aslında astım kendi kendini de sınırlayan bir hastalık. Kendi kendine de iyi, yani belli bir süre 8 hafta öksürüyor, sonra öksürüğü hiç tedavi edilmese de duruyor. O zannediyor ki ben bir işte virüs kaptım, bu uzadı gitti. Halbuki kaptığı virüsten sonra astımı tetikleniyor aslında. Ama o zaman bu anlattığınız şeyler çok önemli. Çünkü astımla ilgili belki en önemli sorunlardan biri astımın tanımlanmasında doğru. Yaşanan sorunlar. Önce doğru tanı koymak lazım. Önce değil mi? Astım mıyız değil miyiz? Nedir bu belirtiler? Yani eğer tekrarlayan bir nefes darlığı ya da sabaha karşı öksürük ya da hırıltıyla uyanıyorsanız, bir küçük grip ya da nezle geçirdiniz, öksürüğünüz bir türlü geçmiyor. 8 haftayı buldu. 3 haftayı geçti.
düşüneceksiniz. Göğsünüzde baskı hissi var. Tutukluk var. Rahatça bir nefes veremediğinizi hissediyorsunuz. Daha önce gülmezken, gülerken öksürük tutmazken, bu defa gülerken bir koku duyduğunuzda öksürüğünüz başlıyor. Ya da koştuğunuzda, bir efor sarf ettiğinizde öksürüğünüz başlıyor. İşte bu durumda ben astım mıyım diye, acaba astım mıyım? Hele bir de aile öykünüze dönüp baktığınızda, ailenizde atopik bünye diye tanımlayacağımız hassas bünye söz konusuysa, mesela anneniz alerjik nezlesi vardı ya da babanızın egzeması vardı. Sizde de bilmem kaç sene sonra öksürük başladı. Evet, astım olma ihtimaliniz yüksek. O nedenle yapılacak şey ilgili branşa müracaat etmek. Astımda da yine mesela mevsimler ya da belli alerjenler. Tabii. Alerjik şimdi astımı yani astım nedir? Astım nasıl ortaya çıkıyor? Herkes astım oluyor mu? Olmuyor. Yani burada birincisi kişisel faktörler var. Yani astımı ortaya çıkaran nedenler de birincisi kişisel faktörler. Bunları da madde madde kısaca açalım. İkincisi de çevresel faktörler. Şimdi birincisi genetik. Çok önemli. Yani artık genetiği kesinleşmiş bir hastalık astım. Rakam olarak da örnek vermem gerekirse, ebeveynlerden bir tanesinde alerjik demeyelim de atopik bünyesi, alerjik ya da non-alerjik, alerjik olmayan, öksürüğü, astımı, nezlesi, egzaması olan bir bireyin anne tarafından mesela, tek ebeveynden geliyorsa, onda da bu tür hastalıkların ortaya çıkma riski %30-40 arası. Anne baba iki taraftan birden, anne babanın da olması da şart değil, birinci derece akrabalar da buna dahil, yani işte dayısında astım var mesela gibi. Bu şekilde yani kuvvetli genetiği olan bir hastalık. Bir, kişisel faktörlerden en önemlisi bu. İki, atopik bünye. Atopik bünye demek ne demek? Şimdi tüm yapısı ve bağışıklık sistemi diğer sağlıklı bireylerden farklı. Ne demek? Ortamdaki her şeye karşı farklı bir reaksiyon veriyor. Mesela siz elinizi sabunla yıkıyorsunuz, size bir şey olmuyor da o elini İşte asidi yüksek bilmem ne bir sabunla yıkadığında kıpkırmızı oluyor. Yani döküntü oluşuyor ya da. İşte bu atopik bünye. Ya da bir koku duyduğunda bakıyorsunuz en nihayetinde kötü bir koku duyduğunuzda burnunuzu kapatırsınız sağlıklı birey. Ama bu atopik bünyeli insanlar, bunlar iyi kokular olabilir, kötü kokular olabilir. Parfüm, deterjan, deodorant, kolonya. Bunlarda dahi öksürmeye başlarlar. İşte bu atopik bünyeli ve bronş aşırı duyarlılığı olan kişi demektir. Diğer kişisel bir faktörse obezite. Obezite çok önemli. Yani hiçbir genetik yatkınlığı olmasa dahi bir süre sonra zaten akciğerlerin mekanik olarak da yağlanma nedeniyle baskı altında olması da hava yollarının elastisitesini de azalttığı için solunum işini zorlaştırıyor. Ve en kötüsü de yağ dokusunda bu astımda medyatör dediğimiz kimyasal olayları başlatan o bronştaki mikropsuz iltihaba neden olan bir takım vücuttan salınan zehirli maddeler yağ dokusunda depolanıyor, toplanıyor. O nedenle obezite de çok önemli. Çevresel faktörlere gelince bunları da iç alerjenler diyelim. Evet, alerjenler önemli. İç ortam alerjenleri, dış ortam alerjenleri olarak da ikiye ayırabiliriz. İç ortam alerjenleri genellikle ev tozu akarları, küf mantarları, evde hayvan besleme sonucunda ortaya çıkan kedi, köpek, kuş, bunların tüylerine karşı oluşan antijenler, bunlar iç ortam alerjenleri. Dış ortam alerjenleri de yine işte bitki polenleri, ağaç polenleri ve küf mantarları ağırlıklı olarak. Astım illa da alerjik olmak durumunda değil. Alerjik olan astımlar aslında tedaviye daha da iyi cevap verir. Non-alerjik dediğimiz alerjisi olmayan astımlar var. Onlarda da yine
Burada bahsettiğimiz bağışıklık sistemi hücreleri. Yani aslında astım vücudun kendi kendine yaptığı ve de dış ortama karşı farklı cevaplar oluşturarak akciğerde mikropsuz bir iltihaba sebep olarak bronş duvarlarında kalınlaşma ve hava yollarının daralmasına neden olan ama çok kolay da kontrol altına alınabilen bir hastalık. Bunda yine bağışıklık sistemi devreye giriyor mu? Elbette. Hastalığında? Şimdi çocuk doğuyor. Bağışıklık sistemi, burada çok fazla izleyicilerimizin bir takım mekanizmalarla kafasını yormak istemiyorum ama bağışıklık sistemi iki yönde gelişebilir. Bir tanesi bu virüslerle, bakterilerle mücadele yönünde gelişir. Birinci yol deriz ona. İşte ikinci yolda doğru gelişirse de çok net açıklamak mümkün değil tabii anlayabileceği şekilde izleyicilerin. İkinci yolda gelişirse de astım hücreleri ağırlıklı olarak vücutta cevap mekanizması oluşturacak şekilde gelişiyorlar. Kanda alerji hücreleri çoğalıyor. Evet. Bu tabii ki yine de bizim fenotip dediğimiz genetik getirdiği yapının tiplenmesiyle çok yakından ilgili ama çevresel maruziyet de çok önemli. Biraz evvel saydığım maddeler içerisinde tabii ki enfeksiyonlar, viral ajanlar, sigara maruziyeti, sigara içmiş annenin çocuğu, intrauterin ya da doğduktan sonra maruziyet, bunlar çok önemli şeyler. Gebelik döneminde bile annenin sigara kullanması tabii, çocukta çok önemli. Neden olabiliyor tabii belki. Tabii ki. Önemli etkenlerden biri. Zaten daha önce sizinle de konuştuk sigara kullanımını azaltmakla ilgili. Evet. Yine astım çok artık görülmeye başlayan bir hastalık haline geldi ve tedavi yöntemleri de herhalde eş zamanlı olarak gelişti. Doğru. Tedavi yöntemlerinden biraz söz edelim. Şimdi önce tabii astımı doğru tanımak lazım. Önce teşhis edelim. Şimdi halkın bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Hiçbir kan tetkiki yok. İşte bu kan tetkikini yapalım da evet burada astım çıktı diyebileceğimiz bir kan tetkiki yoktur. Ya da bir laboratuvar testi yoktur. Akciğer grafisi çekilerek astım tanısı konamaz. Ancak astım bilinmesi gerekir ki hasta ataklar dışında tamamen normaldir. Hiçbir şeyle bunu ölçemezsiniz. Ataklar esnasında atak dediğimiz şey, işte biraz evvel bahsettiğimiz öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum. Muayene ettiğinizde hiçbir şey bulmayabilirsiniz. Bu da astımı reddettirmez. Destekler, laboratuvar testleri eğer o pozitif çıkarsa sadece tanıyı destekler. Ama laboratuvar testlerinin pozitif çıkmaması astımı reddettirmez. Şimdi dolayısıyla astım halen öyküye dayalı bir tanıdır. Bizim yaptığımız muayenelerde zamanın çoğunu ben neredeyse o hastaya ayırdığım zamanımın 1/3'ünü soru sorarak, daha çok ciddi bir öykü alarak geçiririm. Aile öyküsü çok önemlidir. Mesleksel maruziyet çok önemlidir. Artı kişinin alışkanları çok önemli, alışkanlıkları çok önemlidir. Çok ince sorularla bunları ortaya çıkarmak lazım yönelmek için. Tanı konduktan sonra da hastalığın ağırlık derecesini tespit etmek için solunum testleri yapılır. Evet. Solunum testleri ataklar sırasında düşmüş olabilir. Tedaviyi yaptığınız zaman tedaviye çok iyi cevap veren bir hastalık olduğu için solunum testinin yükseldiğini de gösterirsiniz. Birinci saniye zorlu solunumu ve akciğer kapasitesine oranını. O zaman tedavi başarısı da astım tanısı koydurur. Tedaviden de teşhise gidersiniz. Demek ki öncelikle doğru dürüst bir öykü. Hakikaten çok incelikli ev ortamı, işte evindeki kimyasal maddeler, maruz kaldığı maddeler, evinin döşemesinin tahta mı, işte plastik mi, halı mı olduğu. Yani bunlar çok çok önemli tabii. Tedavi çok aslında dediğim gibi kolay ama eğitim çok önemli. Şimdi astım dediğimiz zaman halk çok korkuyor. Evet. Yani benim kişisel deneyimimden bahsedeyim. Eyvah ya filan. Astım halbuki hiç korkulmayacak bir hastalık. iyi ki kronik bronşit değilmişim demesi lazım aslında.
Eyvah, yoksa ben astım mıyım diyor. Halbuki KOAH dediğimiz kronik bronşitte asla geri döndüremeyeceksiniz. Ama astımı iyi bir tedaviyle çok kolay kontrol edeceksiniz ve geri döndüreceksiniz. Şimdi kontrol kavramından burada söz etmek istiyorum. Astımda kontrol kavramından. Şimdi bu kontrol kavramını hastalarımız şey olarak algılıyor. Kontrole muayeneye gelmek olarak algılıyor. Şimdi kontrol altında tutmak hastalığı, şeker hastasısınız. İlacınızı alırsanız şekeriniz düşer, şekeriniz kontrol altında demektir. Aslında hipertansiyonunuz vardır. Artık bir tanı aldıktan sonra tansiyondan iyileşen olmaz. Ondan sonra ilacınızı alırsınız, tansiyonunuz kontrol altındadır. Ya da ilacınızı alırsınız, yine tansiyonunuz yüksek seyreder. Kontrol altında değildir. Demek ki ya ikinci bir ilaca gerek vardır, ya diyet faktörüne gerek vardır vesaire. İşte astım da böyle. Yani ilacınızı kullanırsınız, kontrol altında kalır astımınız. Hatta bir hipertansiyon gibi ömür boyu da ilaç almak zorunda kalmayabilirsiniz. Belli bir ataktan sonra evet, o seçtiğiniz basamak tedavisine göre o tedavi süresini hekim belirler. Çok iyi bir iletişim önemlidir. Hekimle hasta arasındaki iletişim bu noktada çok önemlidir. Hastanın ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Ben merak ettim şu anda size söyleyeyim. Astım kontrol altına alınabilen bir hastalık ama tamamen de geçen bir hastalık değil herhalde. Hayır, çok değil güzel mi? Bir laf var. Hiçbir zaman kökünü kazıyamayacağız. Ama çok kolay kontrol altına alacağız. Tedavi hedefimiz hastayı normal hayat standartlarına geri döndürmek. Tamamen sağlıklı bir bireyin yaşadığı her ortamda yaşayabilmesini, her türlü işte sporu da yapabilmesini, yani egzersiz toleransının da artmasını hedefliyoruz. Yani normal hayatını yaşayacak. Evet. Diliyoruz ki 10 yıl atak geçirmesin. Vardır bizim öyle 20 yıl atak geçirmemiş. Çok benim o kişisel pratiğimde. Ben uzun süredir Eskişehir'de görev yaptığım için çok hoş anılarımız oluyor. Delikanlı içeriye giriyor. Ben diyor 20 sene evvel astım tanısı almıştım. Nerede tanı kondu? Siz koymuştunuz diyor. 5 yaşındaymış o zaman. Buradan mesleki oldu. Yaşınız düşecek. Hiç gocunmuyorum söylemekten. Ama ne olmuş? Sigaraya başlamış. Şimdi erkek çocukları onu bu genel konuşurken unutuyoruz. Şimdi çocukluk çağında erkek çocukları şanssız. 14 yaşına kadar erkeklerde kızların iki katı kadar görülüyor bir kere. 14 yaşından sonra ise kadınlarda görülme oranı erkeklerin iki katına çıkıyor. Yani ama unutulmaması gereken gerçek şu. 80 yaşında da astım olabilirsiniz. 3 yaşında da, 30 yaşında da, her yaşta görülebilir ve korkulacak bir hastalık değil. Bir şey sormuştunuz ama ya kaçırdım galiba. Yine bu astımın belli yaşlarda farklı seyrettiğinden de söz ediyorduk. Siz de demin söylediniz, her yaşta görülebilir dediniz. Evet. Peki mesela tehlike oranı değişiyor mu? Çocuklarda görülmesi daha mı tehlikeli, yaşlılarda görülmesi daha mı tehlikeli? Belki. Yani o tamamıyla, şimdi biraz evvel bir fenotip kavramından söz etmiştim. Bir kere astımda tüm hastaların kendine özgü semptomları var. Her bir hasta için farklıdır. Şimdi hastaya astımsın sen deyince korkuyorlar. Ne zannediyorlar? İşte bu sokakta efendim yürürken ikide bir moraran, nefesi daralan, bol bol ıslık sesleri çıkaran, öyle geniş bir skalası ve paterni var ki sırf öksürükle seyreden astımlar var mesela. Sadece öksürükle seyrediyor. Bir soru var, evet. Sözünüzü bölüyorum. Buyurun. Şimdi birkaç sorumuz var. Bir sorumuz şöyle. 27 yaşında göğsünde bir ağrı var. Özellikle geceleri yatınca çok oluyormuş bu ağrı. Henüz doktora gitmemiş. Nedeni ne olabilir diye soruyor. Yani göğüs ağrıları da tabii çok geniş bir konu. Göğüs hastalıkları deyince göğüs. Evet yani. Ama yani 27 yaşında genç hasta sadece göğsü ağrıyor diye akciğerinde bir şey var anlamına gelmiyor. Eşlik eden bulguları var mı? Mesela göğsü ağrırken öksürüğü de var mı? Nefesi de daralıyor mu? Ağzından da kan geliyor mu? Yani ateşi ya da mı? O ateşi var mı? Omzu batıyor mu? Yani tek başına göğüs ağrısı. Hemen söyleyeyim, akciğerler ağrımaz bir kere. Bunu hastalara söylüyorum. Akciğerlerin kendi sinirleri yoktur. Akciğer ağrıyan bir organ değil. Akciğerin sadece zarı ağrır. Akciğer zarında su veya hava biriktiği zaman şiddetli göğüs ağrısı olur. Bunu hemen bir antiparantez söyleyelim. Ama göğüs ağrıyorsa önce bir genel muayeneden geçecek. Yönlendirilirse de tabii ki
bakacağız. Şimdi şöyle bir soru var. Bir hasta soruyor da, 2 ay önce öksürük ve ses kısıklığı ile ilgili doktora gittiğinde kendisine reflü denmiş, reflü var denmiş. Sonra 1 ay sonra tekrar yine bu tür bir sorunla ilgili gittiğinde soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonu geçiriyorsunuz demişler. İkisinde de diyor ki, ben öksürük ve ses kısıklığı sorunları yaşıyorum. Nedir bu reflü ve boğaz enfeksiyonu arasındaki fark? Ben hani reflüm olduğu için mi? Yani hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Hatta aslında reflünün de eşi, reflüyü de belirtmek lazım, astımın da tetikleyicilerinden biri. Öksürüğe sebep olan en önemli nedenlerden biri de reflüdür. Reflü mide içeriğinin yemek borusu boyunca yukarıya doğru çıkarak, bu genellikle yemek borusundaki kasların ya da yemek borusu kapısının zafiyetinden ileri gelen bir şey. Ya da obeziteyle yakından ilgili, evet, bir şey. Geriye kaçak olunca mide içeriği asit geliyor, boğazda ses tellerini bir anlamda yakıyor. Ve ses kısıklığına neden oluyor. Birçok şeye de neden oluyor aslında. Yani mide içeriğindeki bakterileri, değil mi Mehmet? Bakterileri de boğaza getiriyor. Solunum yolu enfeksiyonuna neden oluyor. Ya da astımı tetikliyor. Yani bunların hepsi birbirine geçmiş kavramlar. Yani en önemli öksürük nedenlerinden biri reflü. Öksürüklerde de büyük vakaların, tabii, büyük bir çoğunluğu da reflü hesaplanabiliyor. Evet. Öksürüklerde. Yine bir izleyicimiz soruyor. Annesi için sormuş. 68 yaşındaymış. Uzun yıllar astım bronşit tedavisi görmüş. Şimdi KOAH tedavisi görüyormuş. Kalp çarpıntısı çok. Yemek yiyemiyor. Sürekli serum almasına rağmen enfeksiyon tekrarlıyormuş. Ne yapmalıyız diye soruyor. Tabii eşlik eden hastalığı var mı? Ona bakmak lazım. Yani astımla başlamış, KOAH'la devam ediyor. Biz buna astım KOAH sendromu, AKOS diyoruz. Yeni bir kavramdır. Hı hı. 2 senedir telaffuz edilmeye başlandı. KOAH zaten hava yollarının geri dönüşümü olmayan daralmasıdır artık. Astım gibi geri dönüşü olan bir daralmadan söz etmiyoruz KOAH'ta. Eşlik eden belki kalp hastalığı var, belki tiroid hastalığı var çarpıntıya neden olan. Ya da astım ilaçlarını nefesini açabilmek için had safhada aşırı dozda kullanıyor ve çarpıntıya neden oluyor yan etki olarak. Görülmesi lazım. Siz de söylediniz o zaman, hani astım da tedavi edilmediğinde başka hastalıklara, tabii, neden astım oluyor. Şimdi KOAH da bunlardan biri herhalde, değil mi? Tabii astım tedavi edilmediği zaman kronik astım, fix hava yolu kısıtlanması diyoruz biz ona. Çocukluk çağında özellikle öksürüyor, her atağı tek başına geçiriyor. Yani ilaçsız. Biraz evvel söyledik ya, kendi kendini sınırlandıran bir hastalık diye. 8 hafta öksürüyor ama o esnada bronşlar kalınlaşmaya başlıyor. Bronşlar, yani hava yolları, kendilerine yeni yollar buluyorlar artık. Esneklikleri kalmıyor. Yani biz buna hava yolu kalınlaşması, kronikleşme diyoruz. Remodeling, yeniden şekil almış akciğer. Tabii tedavi edilmemiş astımın en önemli komplikasyonu o zaten. Yani kalıcı hava yolu hasarı bırakmasıdır. Evet. Ya o şey çok önemli. Ben çünkü tanık da oluyorum etrafımdaki annelerden. Bazen hani öksürük deyip geçebiliyoruz. Hani oğlum öksürüyordu ama kendi kendine geçti. Hani bir kere oldu, öksürdü. Siz dediniz işte birkaç hafta sürdü ve sonra geçti. Tedavi edilmedi. Gerekli önlemler alınmadı. Ondan sonra tekrarladı, tekrar geçti. Ama sonrasında bu tür sorunlara yol açabiliyor. Tabii şimdi bakınız, o yüzden sadece doktora gidilmesi gerekiyor. Yani kalınlaşmış hava yoluna da sebep olmuyor. Bizde çocukluk çağı astımın en önemli komplikasyonu bronşiektazi. Hava yollarında kalıcı hasar meydana geliyor. Hava yollarının şekli bozuluyor. Ondan sonra ömür boyu hastalık çekiyorlar. Yani şekli bozulmuş hava yolunda sürekli mikroplar ürüyor ve hasta ediyor onları. Tedavi şimdi her öksürük çocukluk çağında astım değil elbette ki. Yani burada bir yanlış çıkarımda bulunulmasın. Ama burada öykü çok önemli. 3 haftanın üzerinde bir virüs enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan bir öksürüğü olan küçük çocuğun ailesinde bir zamanlar hışıltılı solunumu var idiyse herhangi birinin, o çocuğu çok dikkatli takip etmek gerekiyor astım yönünden. Dikkatli olmak gerekiyor. Doğru. Anne ve babalar çocukları da çok dikkatli bir şekilde takip etmeliler. Koşunca öksürüyor mesela, evet, sağlıklıyken. Ne tetikliyor, değil mi? Egzersiz burada çocukların genellikle astımını tetikler. Çünkü egzersiz esnasında soğuk hava diğer direkt akciğerlere gider ve bronş tabanının gerilmesine neden olur. O egzersizin tetiklediği astımdır. Aslında erişkin yaşta da olabilir. Mesela merdiven çıkar, hiçbir sağlık sorunu yoktur.
öksürmeye başlar. Evet. Aslında o egzersizin indüklediği astımdır. Evet, aslında daha konuşulacak belki çok şey var, evet, ama artık zaman kısıtlımı bilmiyorum o nedenle. Evet, zamanımızın cümlelerimi artık kısa kesiyorum. Yavaş yavaş değil. Ama tedaviden söz etmemiz lazım. Gibi. Bu çok önemli. Astımda kullanılan ilaçlar neredeyse tamamı direkt solunum yoluna giden ilaçlardır. Yani hap ya da iğne ya da serumla alınan astım ilaçları etkin bir astım tedavisi değil aslında. Evet, buhar onlar tedavileri. Atak. Şimdi buhar tedavisi şu durumlarda öneriyoruz. Efendim? Çocuklarda ben çok çocuklarda buharın da makinalarla, nebulizatörlerle alınmasının nedeni şu. Hı. Bu cihazlar keşke yetişseydik gösterirdik. Her biri ölçülü birer cihaz, bir divisor dediğimiz bunlar araç. Bunların doğru kullanımı çok önemli. Buradaki en önemli faktör bu. Yani sen astımsın, al bu reçeteyi git demek yetmiyor. Öncelikle bu ilacı kullanmak konusunda onu ikna etmek lazım. Bir, bu ilacın herhangi bir yan etkisi olmadığı konusunda hastayı ikna etmek lazım. Bu da iki. Üçüncü en önemli konu bu ilacın doğru kullanımı. Eğer bu ilacı doğru kullanmıyorsa da yarar görmeyecek demektir. Şimdi çok küçük çocuklarda tabii ben vallahi 3 yaşından itibaren çocuk hasta görüyorum. Gördüğüm hastalara da ölçülü doz inhaler veriyorum o makinalara. Çünkü ancak bilinci yerinde olmayan ya da sizinle iletişim kuramayan hastalara buhar tedavisi kullanabilirsiniz. Ya da o kadar akut ağır ataktadır ki o ölçülü doz inhalerlerde koopere olup yani o kadar nefesi dardır ki, o kadar aralıkları kısadır ki o ilacı çekemez, kullanamaz, o nefesine çekemez. O zaman dışarıdan pasif yolla buharla verirsiniz. Ya çok küçük çocuklarda ya çok ağır atakta olup da bilinci işte, yani o ilaca koopere olamayacak olan hastaya buhar verirsiniz ya da yaşlılara ya da nörolojik hastalara. Onun dışında mesela tedavideki ilaçlar bir kere ikiye ayrılıyor. Çok atlayarak konuşuyoruz, sırayı da kaybettik ama hep lafı açıyor. Evet, evet, zaten. Kurtarıcı, ben de vakit kalmadı diye de acele ediyorum. Bitiriyoruz. Kurtarıcı yani ilaçlar var. Bakınız, çok önemli bu. İki çeşit ilaç var. Kurtarıcı ilaçlar ve de kontrol edici ilaçlar. Burada bilinmesi gereken şey kurtarıcı ilacı ne zaman kullanacak, kontrol ediciyi ne zaman kullanacak. Bu çok önemli. Şimdi hastalar geliyorlar, ilaçları yazıyoruz. Bir hafta sonra diyelim ki kontrol altına alınıyor astımı, derhal ilaçları kaldırıyor ortadan. Önemli olan bunu hekimin önerdiği şekilde o kes diyene kadar ilacı kesmemek. Ve 3 saatte bir diyorsa 3 saatte bir yapmak. Yani zamanına dikkat etmek, süresine dikkat etmek, önerisine dikkat etmek. Halk arasında daha çok korku yaratan kısımlarından hep burada vurgulayarak geçeceğim. Bir, bağımlılık yapmazlar. İki, kansere neden olmazlar. En çok gelen sorulardan söylüyorum. Üç, yan etkileri çok düşüktür. Elinize sürdüğünüz merhem size ne kadar zarar verebilir? Derinizden emilecek de kanınıza karışacak. İşte akciğer hava yolunuza yolladığınız ilaçlar da böyledir. Sistemik dolaşıma karışması çok azdır. 10 yıl sonunda yan etkilerinden söz edilir, kalıcı yan etkilerinden. Ama kesin olarak kontrol edicidirler. Bir ataktan sonra en az 6 ay kullanılmalıdır. Alerjik deri testlerini yapıp hani maruziyetin önlenmesini sağlamak tedavinin en önemli faktörlerinden biri. Ama en önemlisi ilaç tedavisi. Evet. Bitti mi zaman? Evet, zamanımız bitti ama şimdi bir tane soruyla beraber bu çok güncel bir konu olduğu için sadece çok çok kısa bunu sormak istiyorum. Bu kene ısırmaları. Şimdi bununla ilgili soru var. Şimdi mevsimde de geldi. Artık sizin yavaş de alanınız. Onunla ilgili çok kısa bir bilgi verelim. Sezonu açıyoruz kene ile ilgili. Şimdi kene kısa bir süremiz de azaldı. Kısa bir bilgi verelim halkımıza kene ısırmalarıyla ilgili olarak. Kene ülkemizde 800'ün üzerinde kene türü var. Bu 800 kene türünün sadece 25'inde, 24-25'inde bu halk arasında çok olarak yaygın, medyanın da biraz üzerine giderek halkı bilgilendirdik. Kırım Kongo virüsünü taşıyan bir 25'e yakın bir kene türü var. Bu kene ısırmalarında büyük bir popülasyon var. 800 üzerinde kene türü var. Bunun da ancak 20-25 tanesi bu virüsü taşıyabiliyor.
Bu kene ısırmalarında bize çok vaka geliyor. Bu tam da sezonu açıyoruz artık. Özellikle her vaka, kene ısıran her vaka Kırım Kongo kanamalı ateşi değil. Bunu bir defa halkımızın iyice bellemesi lazım. Çok bir panik halde geliyorlar ve biz hastaları bu sefer psikolojik olarak tatmin etmeye çalışıyoruz. Siz hasta değilsiniz, siz daha takip etmemiz gerekir diye bilgiler veriyoruz. Her ısırılan kene ısırığında hekime koşulmasında fayda var. Açıkçası bir hekim görsün diyoruz hastalar ama her kene ısırığında Kırım Kongo kanamalı ateşi değil. Hastalara şunu öneriyoruz. Bu virüs eğer taşıyan bir virüs olduğunu varsaysak dahi 10-12 günlük bir inkübasyon periyodu yani kuluçka evresi var. Bu o kuluçka evresinde hastada olmazsa olmazımız ateş, baş ağrısı ama ateş derken de sebebi açıklanamayan bir ateş. Yani hastayı kene ısırır 10 gün içerisinde bir boğaz enfeksiyonu veya bir idrar yolu enfeksiyonu geçirip ateşi olursa onu saymıyoruz. Yani onu dikkate almıyoruz. Sebebi açıklanamayan bir ateş. Halsizlik, yorgunluk, yaygın eklem kas ağrıları, baş ağrısı ve son dönemde bir burun kanaması, vücutta kırmızı küçük kırmızı döküntüler, diş eti kanamaları, makattan kanamalar olursa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Onun dışında eğer 10-12 günlük süreçte bu saydığımız klinik bulgulardan herhangi biri gerçekleşmemişse bu kenazinin bu virüsü taşımadığını kanaat getiriyoruz ve hastaların rahat olmasını öneriyoruz. Evet, zaten böyle bir şey fark edildiğinde bunun bir tedavi yöntemi de var. Size gelindiğinde yani tabii, doğru mutlaka, zamanda eğer gelindiğinde. Eğer bu Kırım Kongo virüs ateşi tanısı alan hastalığı tedavi, daha çok semptomatik tedavi. Genel bir viral enfeksiyon tedavisi veremiyoruz bu hastalara ama takip konusunda genelde semptomatik yaklaşıyoruz. Bizim takip ettiğimiz iki vaka oldu. İki vakada da çok rahat bu şeyi aştık. Evet. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Evet, ben de hemen bir şey ilave edeyim. Demin aşılarla ilgili konuştuydun. Astımın korunması yöntemlerini falan hiç konuşamadık. Ama grip aşısını astım tanısı almış herkes. Çoluk, çocuk, gebe herkes yaptıracak. Mutlaka. Özel durumlarda astımı konuşamadık. Gebelik ve astım, evet, obezite gebelikte ve astım. Nasıl ilerliyor? Obezite ameliyat biraz öncesi astım. Ama. Yani bazı gebelerde astım daha iyi seyrederken bazılarında daha kötüleşebilir. O nedenle kadın doğumcuyla astım olduğu bilinen kişi bilgilendirip sonra göğüs hastalıkları uzmanıyla irtibat halinde doğuma hazırlık yapılması gerekir. Onun dışında gebelikte ilk kez de ortaya çıkabilir. Çünkü hormonal değişiklikler de astımı tetikleyenlerdendir. Ortaya yeni çıkan bir guatr hastalığı tetikleyicidir, gebelik tetikleyicidir. Ergenlik döneminde genç kızlarımızda meydana gelen adet görme tetikleyicidir gibi çok fazla konu var, konuşamadık ama... Süre kısıtlılığı nedeniyle. Artık onun için de ben ayrı bir program yaparız diye düşünüyorum. Evet. Ben şimdi buraya notumu alayım. Bugün astımı yeterince olmasa da çok ayrıntılarıyla konuşamasak da yine çok değerli bilgiler vererek bize anlattınız. Sayın Şenur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili bizi bilgilendirdi. Bugünlük konularımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ben yine herkese sağlıklı günler dileyerek programa son vermek istiyorum. Tabii son sözleri yine size bırakıyorum. Yani işte bahsettiğimiz konular çerçevesinde hastaların kendilerine dikkat ederek mesleksel astımda da hemen bir iki satır bahsedeyim. Unutulmaması gereken gerçek her 100 astımlının 10 tanesi mesleki astımdır. Kuaförler, marangozlar, fırın işçileri, temizlik sektöründe çalışanlar, gıda sektöründe çalışanlar ne yazık ki çok atlanılır. Bunların üzerinde de kendileri bu sektörlerde çalışanlar uzamış öksürüklerinde, nefes darlıklarında lütfen göğüs hastalıklarına müracaat. Son olarak şunu belki özetleyebiliriz. Enfeksiyon hastalıkları açısından ateş önemli bir kavram. Ateşi olan hastalar eğer kontrol altına alınamıyorsa mutlaka bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışmalarında fayda var diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür güzel ederiz. Teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Sağlığınızın Ümitiyiz programından herkese tabii sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. İyi günler.